Sesli Gazete geçiyoruz. Evet, tekrar hepinize hayırlı akşamlar canım arkadaşlarım. 24 Temmuz 2024 oldu. Evet, Temmuz'u da bitireceğiz. Tabii 24 şimdi. Twikli'nin biz doğum gününü kutladık. Twikli 25'inde doğmuş. Ama Japonya'da bulunduğu <laughs> ülke itibariyle artık 25'ine girdikleri için doğum gününü kutladık. Bizde ayın hala 24'ü. Ee, siz bir like atın arkadaşlar. Şeyleri de abonelikler, abonelikler onları da unutmayın. Gönlünüzden, aklınızdan başka şeyler geçiyorsa <laughs> onları da yapabilirsiniz. Şimdi bakalım bugünkü sesli gazetemizden. Ya ben böyle bazen e, nereye basacağımı böyle mouse'la kapatmaktan falan korkuyorum böyle. Sanki yanlışlıkla bir yere basacakmışım gibi geliyor. Tedirgin oluyorum 1 iki gündür niye öyle? Evet, şimdi haber oku kısmına geldik. Şöyle de geldik ve Evet, Türkiye'de şu anda en çok konuşulan gündem arkadaşlar. Ee, sokak hayvanları ne olacak ötenez mi olacak olmayacak mı olsun nasıl öldürelim saçma sapan şeyler böyle akla hayale gelmedik çözümler üretmeye çalışıyorlar filan. Neyse bunlarla alakalı olarak şimdi ilk önce Destici'yi görüyorum. Destici her zaman olduğu gibi sivri zeka yine çıkmış demiş ki Sahipsiz olanları uyutalım diyoruz. Bu kadar basit sahipsiz olan geri zekalı onların yüzde 95'i sahip ya hepsi sahip. Sokak hayvanı bunlar. Sokakta, sokakta çoğala çoğala büyüyorlar. Ya bunların hepsi sahipsiz. Hepsini uyutalım, öldürelim demek istiyorsun. Tamam. Tabi destici bunu deyince yani sahipsiz olanları uyutalım diyoruz. Bu kadar basit deyince. E, ...desticinin rahatlığı bir sahibinin olmasından arkadaşlar. Bir sahibi olduğu için bu kadar rahat rahat konuşuyor. Tabii yani herkesin kendisi gibi bir sahibi yok. Biz biliyoruz onun sahibini. Evet sonra amirli futbol takım sorumlusu Hamit Altıntop görevinden kovulmuş. Hamit Altıntop... E, bu yaklaşık bir iki ay önce falan burada haberini yapmıştık. Şöyle bir şey söylemişti. Bu arada bunun A milli takım futbol sorumuz olduğunu bile bilmiyorum ben. Şöyle bir şey demişti. Benim futbol, Türk futboluna ihtiyacım yok. Türk futbolunun bana ihtiyacı var diye bir şey söylemişti. Sen bu düzende dahi e, A milli futbol takımı sorumluluğundan kovuluyorsun. <laughs> Demek ki bu düzendeki Türk Futbol Federasyonu'nun sana bile ihtiyacı yok mu? Yani ihtiyacı bile yokmuş yani düşün artık. İşte böyle affedersin kıçından büyük osurmayacaksın diye bir laf vardır Fransızca'da. Evet yine e, sokak köpekleriyle ilgili olarak sokak hayvanları yasasıyla ilgili ümmetinin lideri pardon ümmetinin lideri şöyle bir şey söylemiş. Asla taviz yok bu işi Allah'ın izniyle bitireceğiz demiş. <laughs> ne oluyor savaşa mı gidiyorsun ne oluyor yani Allah'ın izniyle. Yani Allah izin verecek Allah diyecek ki şu Tayyip kuluma izin vereyim de sokak hayvanlarının kökünü kurutsun falan diyecek. Allah'ın her işi Allah'ın izniyle yapıyor ya. Allah'ın izniyle çalıyor, Allah'ın izniyle çarpıyor falan. Her şey her şey her işi Allah'ın izniyle yapar ümmetin lideri. Bitirecekmiş bu işi de. Zaten bugüne kadar başladığı hangi işi bitirmedi ümmetin lideri değil mi? Sonra Şöyle çok enteresan bir haber arkadaşlar karşımıza çıkıyor. Bu haberde yol kenarında bulunan çeşmeden su içmek için duran vatandaş çeşmenin kartla çalıştığını görünce isyan etti. Buradan su içen hayır duası edecekken "Ben su içmediğim için hepsine küfür ediyorum." <laughs> o da bir duadır. Sonuçta ben dua olabilir ama bir tür duadır yani iyisi, kötüsü. O da dua yerine geçer. Bu da bir ilk. Türkiye'mizde böyle şeyleri artık e, yani ne zaman artık hani nefes alacağımız ona da vergi koyarlarsa filan o da artık para, paralı hale gelecek. Artık çeşmeden bile su içmek arkadaşlar. Bir de öyle böyle şeydi ya kartla yapmış adam yani bir kart nasıl bir şey nasıl bir düzenek kurduysa buna kartımla <laughs> ödeyerek su içiyorsun orada çok enteresan. İşte ülkemizde artık arkadaşlar böyle şeyleri görmeye de. Alışmamız lazım çünkü bunlar bizim iyi günlerimiz. Tabi bugünler iyi günlerimiz. Profesör Foce denen bir hesap var arkadaşlar. Çok takipçili bir hesap. CHP'li belediyenin SGK borcu. Ben şunu çünkü oraya basınca şeyden çıkacağı için ben şuradan basacağım. Oradan şuradan burada pardon. Pardon pardon pardon. Pardon. Ben geliyorum arkadaşlar. Geliyorum. Ne oldu ya? Niye böyle oldu? Ay kaçırdım. Pardon arkadaşlar. Geliyorum kusura bakmayın. Çünkü haberin devamını bulabilmem lazım. Heh buldum. Buldum. CHP'li belediyelerin SGK borcu her ay iller Bankası payından yerinde kesilecekmiş. AKP'li belediyeler 22 yıldır SGK ve vergi borçlarını doğru dürüst ödemediler. AKP'den CHP'ye geçen belediyelerin fahiş borçlarının büyük bir bölümü işte bu borçlar. Belediyelerin çoğunluğunu yani... AKP'lilerin taktığı borcu da CHP ödeyecek. Onu da İller Bankası zamanında alacak. Yani hiç sektirmeyecek. Oysa ki bugüne kadar hiçbir AKP'li belediye borcunu ödemedi. Binasını satan AKP'li belediyeler oldu biliyorsunuz. Belediyelerin çoğunluğunu CHP kazanınca iktidarın aklına kendi dönemlerinden kalan bu borçları tahsil etmek gelmiş. Borcu yapan AKP'liler cebren ödeyecek olan CHP'li belediyeler. Tek amaçları belediyelerin parasızlıktan çalışamaması ve kendilerine oy vermeyen halktan intikam almak. Bu halk size bunun da hesabını soracak. Bu haritada sarı yer bırakmayacak demiş. Bilmiyoruz orasını ama ee, işte haber niteliği taşıyor bence. Tarık Toros şöyle bir paylaşımda bulunmuş. O arada havuz, beşli çete gibi kavramlar çoktan terk edildi. AKP bile demez oldular medyanın çünkü bir twitter retweet yapmış. Medyanın çöküşüyle ilgili hiçbir yeni işaret artık şaşırtmıyor. Ötenazi insanla insan rızası ile ilgili bir kavram ama medya bunu tembelce satın aldı, sorgulamadı, düzeltmedi. Onun yerine hayvan itlaf yasası demeliydi. Ama iş bitmiş iktidar dilini kopyala yapıştıra devam. Evet güzel bir noktaya parmak basmış arkadaşlar Tarık Toros. hakikaten eskiden işte ne bileyim böyle tabirler vardı havuz medyası filan gibi. Artık böyle şeyleri kullanmıyor. Şey de kullanmıyor yani muhalif cephe de kullanmıyor böyle şeyleri terk ettiler. Bu kullandığın jargon senin tepkini göstermek açısından önemli bir şey. Yani bu önemli. Niye artık böyle şeyler söylenmiyor? Ben de şaşırıyorum. Böyle bir ciddi bir normalleşme süreci diyorlardı ya. Normalleşme süreci Yasin Şahin birisine bir offer yaptı arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Kime gitti? Zuhal Köseoğlu'na gitmiş. Ekonomist Murat Muratoğlu, ekonomist bile bir adam düşünün yani. Öldüreceğimize Çin'e ihraç edelim diyor. Kadında da aa midem kalktı falan diyor. Ekonomist ama dünyadan bir haberi yok bu adamın. Çin'de herkesin <laughs> böyle çatır çutur köpek yediğini falan zannediyor. Vardır köpek yiyenler vardır. Ee, ama kö ya bütün Çinliler köpek bilen yemiyor. Köpek yiyenler vardır yani ama belki de Çinlilerin çok büyük bir çoğunluğu köpek yemiyor yani. Yarasa yiyenler var, fare yiyenler var mesela Tayland'da bile. Yiyorlar. Ee, adam o nasıl bir aklında kaldıysa böyle ön yargılı. Çin'e ihraç edelim. Çinliler köpek yiyor. Böylece hem onlar öldürmüş olur hem de para kazanırız diyor. Ne diyeceğimi bilemedim ne diyeceğimi bilemedim. Yani Türk televizyonları böyle adamlarla dolu arkadaşlar. Böyle adamları adam diye çıkartıyorlar. Konuyla alakalı hiçbir bilgisi yok adamın. Sokak köpekleri bilmem ne nasıl oluyor. Hiçbir bilgisi yok. Sanki kahvede iki arkadaş konuşur gibi. Ya birader biz onları Çin'e niye ihraç etmiyoruz? Ya? Hem para kazanırız hem onlar öldürmüş olur. Biz öldürmemiş oluruz. Evet AKP'lilere has bir haber. Eski Ulaştırma Bakanı ve AK Parti Milletvekili Adil Kara İsmailoğlu, hırsızsınız diyen DEM Parti Milletvekili Ali Bozana TBMM'de e yumruk attı. Evet hırsız olduklarını da ispatlamış oldular bu şekilde. Hümmetinin lideri son bir haftadır ortalığı ayağa kaldıran sanatçılar, medya mensuplarından başıboş sokak köpeklerini sahiplenmelerini bekliyorum. Şimdi ümmetinin lideri burada diyor tabii ama bunu ümmetinin liderinin, yani en son söyleyecek adam da ümmetinin lideri. Yani adam derken bile değil. Ee, şimdi tabii Türkiye'de bir tepki var. Tepkinin olması güzel ama bu tepki sokak hayvanlarına gösterildiği kadar keşke. O sokak hayvanları itlaf edilmesin diye gösteri yapanlar keşke. Ee, hapishanede de ...analarıyla bebeler var, çocuklar var. Onlar da hapse girmesin diye aynı tepkiyi verselerdi, o zaman bu e, köpekler itlaf edilmesin diye yaptıkları tepki biraz daha anlamlı olabilirdi. Anlamlı olabilirdi. Onun için şimdi çok bir anlamı yok yani. Ümmetinin lideri de çıkmış onları zaten sevmez. Medya mensuplarından başıboş sokak köpe köpeklerini sahiplenin demiş. <laughs> şimdi kendisi sahipleniyor. Kendisi kendisi başıboş sokak köpekleriniz, olan ne kadar başıboş sokak köpeği var biliyor musun sen? Bun, bundan bile haberi yok yani. Sanki sahiplerini bilecek ulan bu sokakta büyümüş bir köpek artık vahşi yani bu köpek. Ya bunu evine alıp hani kaç tanesini besleyebilirsin? Hangisi evine alınıp beslenilebilecek bir karakterdedir? Sokak köpeği yani bunlar. Buldum mu yiyorlar, bulamadım mı saldırıyorlar filan neyse yani. Sanki bu kadar basit bir şeymiş gibi. Sanki pet shop'tan köpek alıyormuşsun gibi. Düzce Belediyesi'ne ait olan cenaze aracını ehliyetsiz kullanan İngiliz vatandaşı Arkadaş şaka gibi yani. Vallahi billahi be şaka gibi. Düzce Belediyesi'ne ait olan bir cenaze aracı var. Tamam bunu anladık. Ehliyetsiz kullanan İngiliz vatandaşı. İNR burada mı? İNR sen mi kullanıyordun bunu? Nereye İngiliz vatandaşı olduğu için belki de o da olabilir yani görmedim şoförü. İngiliz vatandaşı park halinde duran araca çarparak kaza yaptı. Ya İngiliz vatandaşı niye Düzce Belediyesi'ne ait cenaze aracını ehliyetini kullanıyor? <laughs> yani cenazenin içindeki mezara gidecek. Cenaze aracının gitmesine gerek yok. Sürenin de gitmesine gerek yok. Yani niye İngiliz vatandaşı? Ben anlamakta zorlanıyorum. Yani ne oluyor İngiliz vatandaşısın gel şu cenaze aracını kullan mı dediler. Yoksa bu arabayı ona veren adam İngilizler cenaze araçlarını çok iyi kullanıyorlar ya mı de, deyip böyle al sana anahtar veriyorum. Şunu kullanma oldu ne oldu yani merak ediyorum. Park halinde duran araca çarparak kaza yapıyor bir de. İstanbul Bağcılar'da bir şahıs tartıştığı cami imamını okla vurdu. Bak bu da bir enteresan. Bu da enteresan. Yani hani bıçakla <laughs> yaralayanları gördük ne bileyim işte hani bir sürü yöntemi var. Okla yaralayanı da ilk defa görüyoruz. Bu kesin bu Bilal'in Okçular Vakfı var ya orada yetişmiş ders mers almıştır bu. Ya da hayatında lan bir kez olsun şu okla birisini öldüreyim vurayım falan gibi bir şeye de kapılmış olabilir şehvete. Omzuna saplanan ok sebebiyle yaralanan imam hastaneye kaldırılırken saldırgan gözaltına alınmış. Zahmet olmuş ya. Ya bir kereden bir şey olmaz yani. Her gün adam okla birilerini yaralayacak değil ya yani. Bir kere 60 tutturmuş yani. O kadar da yani gözaltına almak falan. Niye hırpalıyorsunuz adamı ya? Evet. CHP lideri Özgür Özel. Çocuğunuzu güvenlik listeden arabayla okula bırakıyorsunuz. işi arabayla gidiyorsunuz. Sizin için sokak köpe köpeği sorunu olmayabilir. Yoksul bir mahalledeyseniz çoluk çocuk okula yürüyen Çocuk okula yürüyerek gitmek zorundaysa sokak köpeği sorunu vardır demiş. Evet zaten de sorun o ben, ben de bilmiyorum. Bak en şey burada mısın? Bizim şey burada mı ya? Esen Esen burada mısın Esen Nazia, e, bir e, beyefendinin bu sokak köpekleriyle alakalı çalışma yapan eee bir öğretmen beyefendinin numarasını vermişti. Onunla temasa geçtim ama onun da babasının sağlık durumundan dolayı falan e, yapamamıştık. Aslında onunla konuşmayı çok istiyorum yani. Siz de gelin ben bir daha tekrar bir ona yazayım ben. Bu işleri biliyor yani onun çözümüne, onların çözümüne bu işlerle uğraşan insanların. Merak ediyorum. Ama böyle bir şey var yani. E, eğer böyle çok ortalama üzerinde bir mahallede oturmuyorsan sokak köpeği her yerde var. Yani ben çocukken hatırlıyorum çok defa sokak köpeğe saldırısına maruz kaldım. Düştüm hatta vücudumda bir iz bile var yani koşarken. Ekmek almaya giderken fırına falan ulan çıkacak mı falan diye böyle korkardık yani. Akşam vakti gece vakti falan olabiliyordu böyle şeyler. Ee, ısırılan arkadaşlarım falan olmuştu Allah'tan bana denk gelmedi. Ee, fakiri ısırmış bir tane köpek. Bundan bir iki sene önce falan bir, bir sene önce bile fakiri bir köpek ısırmıştı falan yani kesinlikle röportaj olmalı korskalı demiş Özcan hoca evet. İnşallah ben onunla bir daha temasa geçeyim. Neyse CHP'li Özgür Özel de bunu söylemiş. Durumun tespiti. Hümetinin lideri hayvanlar konusu. şimdi bunu, bunu niye aldık bunu? Burada da çünkü Hümetinin liderinin söylediği şeyler. Hayvanlar konusunda kimse bize Merhamet dersi vermeye kalkışmasın diye merhamet zaten bu it ne demişti AKP'nin bir tanesi merhamet iklimine uygun olarak merhamet iklimine uygun olarak Okla imamı yaraladı merhamet iklimine uygun olarak hep zaten bu, o iklime uygun olarak yapıyorlar bunu. o kadar merhametliler sevgi kelebeği bunlar sevgi pıtırcığı ya bu herifler. Bölücü terör örgütünün Beşiktaş'ı gibi bir katletmesine, Gazze'de masum çocukların katledilmesine ses çıkmayan, çıkarmayanlar kalkıp da bize merhametten bahsetmesin. Yani bize bahsetmedikleri için ben her türlü merhametsizliği yapabilirim diyor. Peki sana o analarıyla dört duvar arasında hapiste büyüyen bebeleri söylesek merhametten bahsedebilir miyiz? Bu da senin merhametinin bir meyvesi mi? Çoluk çocuk, Milyonlarca insana bu ülkede, o ülkede zulüm yapıyorsun, yapmaya da devam ediyorsun. Hiçbir suçu olmayan insanlara. Merhametten bahsedelim mi yani? Merhametten bahsedilecekse sen mi bahsedeceksin bundan? Hıyar. Dile kolay. Son bir yılda 130 tekstil firması bütün imalatı Türkiye'den Mısır'a kaydırdı. 90 bin kişi işini kaybetti demiş arkadaşlar. Ee, Turhan Bozkurt. Dün yaptığımız haberde altın üreticileri gitmişti Mısır'a. 1 milyar çünkü ek vergi getirmişler. 1 milyar e, dolarlık mı TL'lik mi ne kaybı oluşmuş Türkiye'de. E şimdi de tekstil firmaları Türkiye'den Mısır'a gidiyormuş. Öyle otoboka vergi koyarsan, e, şarjları yükseltirsen ne bileyim. Kardeşim bunun bir dengesi var yani değil mi? Yani tamam işverene, kendi işverenleriniz olduğu zaman onlara her türlü kıya geçiyorsunuz. Herhangi bir işveren olduğu zaman yapmıyorsunuz. E insanlarda ne olacak? Doğal olarak müşteriysen Yunan Adası'na gidiyorsun daha ucuza yemeye. İşverensen arkanda bir destek yoksa Mısır'a götürüyorsun işletmeni. Olacağı bu yani. Ondan sonra da Türkiye parlayan yıldız. Ha öyledir. Evet. Bu kadarı da olamaz artık. Olur lan niye olmasın ya? Bu kadarı da olamaz demiş. Bunun da devamı varmış. Darul Aceze Başkanlığı. Dur nerede bu kadın? Darul Aceze Başkanlığına getirilen Esra Ceceli'nin Türkiye'de denkliği olan diploması olmadığı daha önce ortaya çıkmıştı. Hayırlı olsun. Şimdi de Ceceli'nin İstanbul'daki evine giderken bile kendisini görevli yazdırıp para aldı. Eve giderken bile ya. Ev, evine gidiyor, görevi devam ediyor yani evde de çalışıyor demek ki şahsına ait ve ilişkide olduğu bir ajans üzerinden ihalelere girdiği öne sürüldü. Öne sürülmemiştir o vardır öyle bir şey. Öne, öne sürüldüyse iddiaysa bu ilk önce o olmadığını ispatlasın biz sonra inanmayı bırakırız. Ama şimdi böyle bir haber çıktıysa AKP'liyse öyle bir şey vardır yani. Haramzadeler ya gırtlaklarından helal geçemiyor bunların. Helal geçti zaman bu bir alerji oluyor vücutlarında falan. Haram yemeleri lazım bunların. Sadece haramla besleniyorlar bunlar. Özellikle de o rejime dikkat ediyorlar yani. Haram yeme rejimi. Ya bugün hiç helal kullanmıyorum ben rejimi bozamam filan gibi. Evet sonra da İBB Kat Lokantası'nda 40 TL olan menüler İstanbul kart sahipleri için 35 TL'ye düşmüş. Hayda. Ya bunu kapatırlar bunu. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP. Bunu Mehmet Şimşek falan görse buraya baskın yapar. İşte fiyatları düşürmek suretiyle vatandaşımızı zehirliyor. İşte rekabeti bölüyor falan neyse bir şeyler çık demesi lazım. Ben buradan iki haftadır bir şey bekliyorum yani. AKP'nin buna müdahale etmesini bekliyorum. Müdahale etmemişler demek ki daha. Bir de 40 liradan 35 TL'ye düşürmüşler. Olacak iş değil. Olacak iş değil. Kesin şimdi ilk önce bir havuz medyasına bak ben kullanıyorum onu. Havuz medyasından birisi çıkıp ilk önce onun bir karalaması lazım. İşte kent lokantasında İstanbul CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan işte neyse kent lokantasında yenilen yemekte böcek çıktı filan gibi gider birisi koyar. Biliyorsunuz köpek sıçtı diye kendileri sıçmıştı şeyin içi, metroya İstanbul metrosuna. Köpeğe bile alet etmişlerdi adamlar düşün. Giderler koyarlar mı böcek böcek bir şeyler yemeğe. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yemekleri böyle filan gibi de şey yaparlar. Onu yayarlar kendi trolleriyle. Evet, Hiyanet İşleri Başkanı Yardımcısı Huriye Martı'nın eşi Ali İhsan Martı'nın kuraya sokulmadan, kuraya ne gerek var ya, mücamele adlı özel vize ile hacca götürüldü. Yani işte hac, hac da işte orada organizasyon sorumlusu gibi. Diyanet görevlisi olarak giden ve bir ay Mekke'de kalan Huriye Martya, ya bu Kabe niye Paris'te değil, Londra'da değil değil mi? Buraya da çıkıp gelseler mesela, değil mi? Mesela Mekke'yi de taşıyabilirler. Ve bir şey bulmaları lazım yani. Sadece Mekke'ye Mekke'ye gidilmez öyle bedavadan. Paris, Londra, Roma, oralara da gitmesi lazım bunun. Martya kaldığı gün başına harcıra ödenmiş. İşte buna ne diyoruz? Buna e, kültürümüzde sidikle abdest alma diyoruz arkadaşlar. Sidikleriyle abdest alıyorlar. Böyle de işte Müslüman Müslüman geçiniyorlar. <laughs> Dedim ya boğazlarından helal geçemiyor bunların. Geçemiyor yani öyle bir şey var. Vücut hemen tepki veriyor buna. Yani hac ibadetlerini yaparken bile bunu haramla yapmaları lazım. Devlete bir yük olmaları lazım bunların. Ceplerinden bir kuruş para çıkmaması lazım. Murat Kurum, daha doğrusu şu habere bakalım. Cemaat liderinin oğlu yönetici oldu haberi arkadaşlar. Nakşibendi tarikatına bağlı Kıbrisi cemaatinin liderinin oğlu Ahmet Nazım. Emlak konuta yönetici yapılmış arkadaşlar. Emlak konuta yönetici yapılmıştır. Onu şimdi başka yerlere de atarlar. Oradan da bir maaş alır ekstradan huzur maaşı falan diye. Murat Kurum yeniden bakan oldu Kıbrıs cemaatinin Kıbrisi cemaatinin liderinin oğlu Ahmet Nazım Adil emlak konuta müdür yapıldı. Sanki adam kalmadı değil mi? Çok tuhaf. Çok tuhaf. Yani hiç Türkiye'de seküler insan kalmadı tamam mı? Tarafsız. Neyse ne bileyim yani AKP'li olmayan adam kalmadı. Bütün atadıkları adamların AKP'ye yakın adamlar olması lazım. Bütün kurumların başına. Murat Kurum sonuçta. Emlak konuta müdür yapıldı. Her köşe başını bir tarikat cemaat tutmuş durumda. Bu video ise Adil müdür olduktan kısa so süre sonra sosyal medyadan kaldırıldı. Çünkü videodaki kendisi orada işte teşekkür ediyor Murat Kurum'a bilmem ne filan. Evet hümetinin lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demiş? Enflasyonda en kötü tabloyu geride bıraktık demiş. Sallayabilirsiniz arkadaşlar. Enflasyonda en kötü tabloyu geride geride bıraktık. Şimdi daha kötüsü gelecek. Yani ondan da daha kötü bir tabloyu bekliyoruz yani. Daha kötüsü kötü, geride kaldı ama çok daha kötüsü gelecek. İşte kaç tane adam Mısır'a tekstil işletmecisi gitmiş Mısır'a tezgah açmış yani. Yani o ülkede enflasyon yok da şeyden mi gidiyorlar? Keyiflerine mi gidiyor? Orası daha sıcak. Oraya gidelim falan diye mi gidiyorlar Mısır'a? Bizden önce emekli maaşları felaketti demiş. Şimdi emekli maaşları çok mu iyi? 12.500 lira 12.500 lira. 350 euro bile değil galiba öyle bir şey. 12.500 lira maaş veriyoruz. Onu da zorla. Yalakaların çıkıp şey diyor. 12.000 lira teklif ettik de Metin Lider 12.500 lira. Çok Ali Cenap bir adam olduğu için. 12.500 deyince 500 lira da kendi cebinden yapmış gibi. 12.500 lira lan. <laughs> Biraz sanki böyle bir, bir, iş, bir halt etmiş, bir bok yemiş gibi böyle bir eskiden felaketti ya. Neydi öyle ya? Ulan eskiden felaketti dediğin dönemde emekliler en azından gittikleri düğünde falan çeyrek altın takıyorlardı yani. Et alabiliyorlardı, et yiyorlardı. 2018'de 1000 TL olan bayram ikramiyesini 3000 TL'ye çıkarttık. Çıkartmasaydın ya. Çıkartmasaydın. Ulan 1000 TL, 2018'deki 1000 TL kaç dolar yapıyordu? e, bugünkü 3000 TL kaç dolar yapıyor? Yani matematiği yok, hesabı yok diyeceğim. Var da yok. Ekonomist kendisi ama. Ah, tam dayaklık ya. Valla önüne gelsem ağzının ortasına iki tane tokat atasın geliyor. Şöyle böyle ağzının ortasına değil mi? Böyle adamlar var. Bakalım başka biraz mideniz kalkacak. Kusura bakmayın. Türkiye'de bir otelin havuzuna sıçmışlar. Turistler bunu kayda alıp Instagram'da paylaşmışlar. tamam geçiyorum. İşte ama bu e, yabancı turistlerdir. Türkiye'de artık tatil yapan yerli turist kalmadı yani değil mi? Tatil yapmıyorlar artık. Paraları da yok. Olan da zaten Midilli, Rodos'a modası neyse adalara gidiyor. Kesin o yabancı turistler gelip yapmıştır bunu. Kesin kesin öyle bir şeydir. Neyse bu da oldu. En azından havuza. <gülüyor> Biz <gülüyor> ülkenin içine sıçanları biliyoruz ya. Sıçmaya da devam ediyor hala. Bu ne ki ya? Havuz olsa. Keşke havuza alırsa herkes yani. Evet. Bitti arkadaşlar. Sesli Gazete bitti. Hamdülillah bitti Sesli Gazetemiz. Ben de Sesli Gazete seyircisine e, hoşça kalın diyeyim. Özgür olun, özgür kalın. <laughs> Özgür Ruh burada mı? Ee, kendinize iyi bakın. Biz bir 5-10 dakikada, 15 dakika daha bir lak, lak edeceğiz yani arkadaşlarla. Hoş sohbet. Takılmak isterseniz devam edebilirsiniz. Ama Sesli Gazete burada bitmiştir. Görüşmek üzere.